Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere CCleaner adı üstünde cleaner yani temizleme programı olan programı tanıtacağım. İlk olarak burada Windows 8 64 bit. Burada bilgisayarla ilgili birkaç bilgi veriyor bize. Windows 8 64 bit Intel Core i5 4200 CPU gibi. Burada da CCleaner'ın versiyonunu gösteriyor. Benimki versiyon 5.10.53.64. Bilgisayarınız 64 bit değilse 32 bitlik versiyonunu internetten bulmanız mümkün. Şimdi temizleme kısmına gelecek olursak burada iki sekme görüyoruz. Biri Windows, biri uygulamalar sekmesi. Windows'ta Windows'un kendi getirdiği internet tarayıcısı Internet Explorer var. Bu Internet Explorer'da geçici internet dosyaları, geçmiş, çevreler, son bilinen adresler, indeks data dosyalarını silme, son indirilen yerler, otomatik tamamlama formu, perde şifreler. Bunları silebiliyoruz. Windows Explorer'da son açılan dokümanlar çalıştır. Yani çalıştırda yaptığınız işlemlerin önbelliğini silebiliyorsunuz. Burada diğer sık kullanılan Explorer bağlantıları, ön izleme ön belleği, görev çubuğu sıçrama listeleri, A şifresi, çöp A şifresi, Windows Explorer'da bunları silmeniz mümkün. Sistemde çöp kutusunu boşaltma, geçici dosyalar, pano, hafıza bekleniyor, CHK, DSG dosyaları. CHK, DSG dosyaları birim temizleme aracı. Bu birim temizleme aracında çapraz bağlanmış dosyalar temizleyebiliyorsunuz. Daha örnekleri var. Çapraz bağlanmış dosyalar temiz dosya ve dinleri temizleyebiliyorsunuz. Windows çetiler dosyaları, Windows hata raporu, DNS ön belleği, ön bellekteki fontlar, başlatma menüsü kusurları, masaüstü kusurları. Sistemdeki silebileceğiniz şeyler bunlar. Şimdi gelişmişe gelelim. Gelişmişte hiçbir alan işaretlenmemiş olarak geliyor. Bu da size bağlı olan bir şey. Biz işaretleyecek olursak, bakın gördüğünüz gibi dikkat Windows olay günlüğü. Bu işlem tüm Windows olay günlüğünü temizleyecektir. Bu günlükler genelde problemlerin soruşturulmasında kullanılır. Bu tip hatalar çıkabiliyor. Bu tip hatalara dikkate almıyorsanız ve kendi sorumluluğunuzu üstünüze alıyorsanız tamam, basın ve geçin. Birkaç dikkat uyarısı daha gelecek. Bakın bu da başlatmanız sıfırlanacak. Hiçbir yere kaldırılmayacak. Yani dediğim gibi eğer kendi sorununuzu üzerinize alıyorsanız yapabilirsiniz ama ben tavsiye etmem. Ben şimdi tikleri kaldırıyorum. Uygulamalar sekmesine geçelim. Uygulamalarda mikro uygulamalarımız geliyor. Firefox, Mozilla. Burada internet tarayıcısında olduğu gibi, her internet tarayıcısında olduğu gibi internet ön belleği, internet geçmişi, çerezler, oturum, site tercihleri, kayıtlı form bilgileri, kayıtlı şifreler, indirme geçmişi, veri tabanlarını sıkıştırma. Her internet tarayıcısında olan şeyler. Ben de Opera yüklü değil, Opera yüklü olmadığı için hiçbir seçenek işaretlenmemiş olarak geliyor. Eğer sizde yüklüyse muhtemelen işaretli olarak gelecektir. Google Chrome. Google Chrome'da aynı şekilde Firefox gibi aynı seçenekler bulunuyor. Yalnız şurada veri tabanlarını sıkıştırma işareti seçeneği işareti değil. Tek bunu da buradan işaretleyebilirsiniz. Eğer isterseniz bir sorun, sıkıntı olmaz. Şimdi Windows Store. Windows Store'da Windows'un kendi getirdiği uygulamalar var. Big Finance, Bing Finance, Bing Maps, Bing News, Bing Search, Bing Sport, Bing Travel, Skype Metro app gibi. Bunlar Windows'un kendi getirdiği uygulamalar. Uygulamalara gelecek olursak bunlar yüklü uygulamalar. Yüklü uygulamalarda Adobe Acrobat 10.0, Adobe Reader, BlueStacks. BlueStacks Android'teki oyunları, uygulamaları bilgisayarınızda çalıştırmaya yarayan bir app player. McAfee Antivirus, Microsoft Office Picture Manager, Microsoft Office OneDrive,
OneDrive da bulut depolama sistemi. Bu bulut depolama sisteminde eğer hafızanız, bilgisayar hafızanız doluysa buradan yeni hesap açıp oraya istediğiniz uygulamayı, videoyu, müziği veya dosyayı upload edebilirsiniz buraya. Upload edebilirsiniz. Ve gerektiği zaman bilgisayarınıza format attığınız zaman o gerekli dosyaları burada indirme şansınız var. Nero 12 Platinum HD Suite, Nero 14 Platinum HD Suite. Bunlar disk yazma programları. Yıl farkları var. Bu 2012'de çıkmış, bu 2014'de çıkmış. Tek farkı bu. İçeriklerini herhangi bir bilgi bilmiyorum. O yüzden hani bir şey açıkçası bir şey diyemem bu ikisi arasında. Bir fark olduğunu bilmediğim için belirtemem. Office 2013 bildiğiniz gibi. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office PowerPoint, Excel gibi dosyalar var bunun içinde. İnternet kısmına gelirsek, uTorrent var. Bu uTorrent interneti kullanan, çok sömüren bir program. Eğer internet hızınız yüksekse, bunun kullanmanızı tavsiye ederim. Bu torrentte indirme programı internet üzerinden, interneti bayağı sömüren bir program dediğim gibi, internet üzerinden indirme yapıyor. Çoklu ortam, bu da medya oynatmayı sağlayan programlar. Adobe Flash Player, bildiğiniz gibi internet üzerinden video izlemeye yarayan program. Media Player Classic, bu da medya oynatan, müzik, video gibi medyaları oynatan. Steam oyun indirme programı. Windows Media Player. Windows Media Player da Media Player Classic gibi medya, müzik, video gibi medyaları oynatan bir program. Yalnız aralarındaki tek fark Windows Media Player'ın oynatamadığı şeyler var. Tabanlı videolar var. Mesela Blu-ray açamaz Windows Media Player. Blu-ray tabanlı bir videoyu açamaz. Media Player Classic bunu açabiliyor. Yani Media Player Classic'i Windows Media Player'ın alternatif olarak düşünebilirsiniz. Ve hangisini daha çok kullanıyorsanız onun alternatifi diğeri olur. Yardımcı yazılımlar DiamondTools. DiamondTools, uTorrent'ten dediğiniz dosyaları açmaya yarayan bir program. Bunu indirmezseniz uTorrent'i açtığınız zaman, yani indirdiğiniz uTorrent dosyasını açtığınız zaman size disk yazma şeye gelecek ve diskiniz otomatik olarak açılacak ve sizden CD isteyecek. Eğer CD istemesini istemiyorsanız DiamondTools'u indirip oradan kendi yerel diskinizi, yani kendi CD'nizi oluşturup oradan kurabiliyorsunuz. Bilgisayarımda hani nasıl bir CD taktığınızda oradaki CD gözüküyorsa DiamondTools'da onu şey yapıyor. DiamondTools'da da oradaki CD gözüküyor. Oyun, yani indirdiğiniz uygulamanın adında bir CD gibi bir şey gözüküyor. Nvidia Install Files, TeamViewer. TeamViewer bu çok, yani uzaktan bilgisayar bağlantısı. Bir arkadaşınızın veya birinin kullanıcı adını ve şifresini biliyorsanız bu TeamViewer'da girdiğiniz zaman o kullanıcı adıyla şifreyi onun bilgisayarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Windows Defender, Windows Defender, Windows'u koruyan güvenlik duvarı. WinRAR bildiğiniz gibi RAR dosyalarını açma, şifre koyma, işte kendi dosyalarınıza, kendi sıkıştırmış dosyalarınıza şifre koyabiliyorsunuz. Windows Microsoft Management Console. Bu yönetim konsolu Microsoft Paint. Paint'te bildiğiniz gibi çizim yapma programı. Microsoft Search şurada mesela bir şey aratacaksınız. Microsoft Office. Bakın. Bunu kullanmanızı yarayan
bunu kullanmamızı yarayan araç Microsoft WordPad, not tutmanıza yarayan program VGedit. VGedit kayıt defteri. Şimdi herhangi bir işte istediğiniz sekmeyi seçtikten sonra, işaretledikten sonra şuradan temizleye başlaya basıyorsunuz veya analize basın. Analizde gördüğünüz gibi bakın. Yüzde kapatılmadan internet ön belirtilerimizden slash and seek cleaner tarafından kapatılsın ister misiniz? Eğer bunu kapatmazsanız internet ön belleği temizlenemez diyor. İnternet ön belleğini temizlemek istiyorsanız evet'e basın ve kapattı. Bende Firefox açık olduğu için böyle bir uyarı verdi. Şimdi temizliğe başla dediğiniz zaman tamam'a basın. Ve temizlik bitti. Şimdi kayıt defteri kısmına gelelim. Kayıt defteri kısmında kayıp paylaşılan değerli dosyaları, kullanılmayan dosya uzantıları, ActiveX ve class sorunları, tip kütüphaneleri, uygulamalar, yazı tipleri, uygulama yolları, yardım dosyaları, yükleyiciler, kullanılmayan yazılım, başlangıçta çalıştır, başlat menüsü sıralaması, MUI ön belleği, ses olayları, Windows hizmetleri. Kayıt defteri bütünlüğünde bu seçenekleri bulabilirsiniz. Hangi kısımda sorun olduğunu düşünüyorsanız o kısmı seçin ve hangi kısımlarda sorun olduğunu düşünüyorsanız o kısmı tıklayın ve sorunlar için taraya basın. Burada birkaç tane kayıt defteri sorun dosyası geliyor. Bakın, kayıt paylaşılan değerler dosyası birkaç tane burada çıkıyor. Kullanılmayan dosya uzantıları çıkıyor. Burada ActiveX ve class sorunu çıkıyor. Birlikte at sorunu da var. O da çıktı. İşte bu tip sorunlar çıkıyor. Eğer bilgisayarınızda silmek istiyorsanız bu sorunları şuradan seçili sorunları çöze basın. Kayıt defterinde yapılan değişiklikler yedeklensin mi? Eğer değişiklikleri yani dikkate almıyorsanız, yani değişiklik yapılmasını istiyorsanız, zaten şu anda değişiklik yapıldı. Yalnız yapılan değişiklikleri başka bir tarafa yedeklemek istiyorsanız, yani belki bir sorun oluştuğu zaman yedeklemesini istiyorsanız evet'e basın ve yedekler. Ben iptale basıyorum çünkü hiçbir kayıt defterini silmek istemiyorum ve iptale basıyorum. Şimdi araçlar kısmına gelelim. Araçlarda geri yükle kaldır butonu var. Burada program Windows 7'de program ekle veya kaldırda ki veya Windows 8'de değişen program özellikler kısmında çıkan aynısı kısmıyla. Burada bunu seçtiğiniz zaman herhangi bir program seçtiğiniz zaman şurada kaldır, yeniden adlandır, sil, onar butonu da var fakat şu anda bu uygulama için kapalı. Başka bir uygulama seçecek olursak şurada şunu seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi onar butonu da geliyor. Başlangıçta uygulamasına gelecek olursak Windows. Windows'un başladığı zaman eş zamanlı başlatılan uygulamalar var. CCleaner, Monitoring, Diamond Torchlight, Automood, ERADM, Steam, UTorrent, Adobe, ARM gibi. İnternet Explorer açıldığı zaman eş zamanlı olarak açılan dosyalar, yani uygulamalar, OneNote bağlantılı notları, OneNote'a gönder, OneNote'a gönder. Bunlar İnternet Explorer'la birlikte eş zamanlı açılan uygulamalar. Şimdi Firefox Mozilla'da eş zamanlı olarak açılan programlar, Yandex var. Bunu
Yani buradan da eğer istediğiniz zaman istediğinizi seçip şuradan pasife basarsanız Windows açtığınız zaman seçtiğiniz dosyayı yani seçtiğiniz uygulamayı pasife bastığınız uygulama hiçbir zaman artık açılmayacak. Siz tabi etkin butonuna basana kadar. İnternet Explorer'da da aynı şekilde buradan pasifi seçin. Eğer başlamasını istemiyorsanız. Sonra başlamasını geri istediğiniz zaman şurada etkine basabilirsiniz. Eğer bu şeylerin olmasını istemiyorsanız buradan sile basabilirsiniz. Eğer çoklu silmek istiyorsanız da Ctrl A'ya basıp buradan sil veya pasife basabilirsiniz. Hepsinin pasif olmasını istiyorsanız hepsinin pasif Ctrl A pasife basabilirsiniz. Şimdi ben buradan İnternet Explorer'a geçiyorum. Gene aynı şekilde buradan Ctrl A'ya basın. Hepsinin pasif veya etkin olmayanlar var. Pasif olanlar var. Eğer bunların etkin olmasını istiyorsanız Ctrl'e basıp mouse'la seçmek istediğiniz mouse'la seçmek istediğiniz şeyleri uygulamaları seçebilirsiniz. Veya şu şekilde yapabilirsiniz. Çift tıklayarak evet veya hayır yapabilirsiniz. Bunu şurada çift tıkladığınız zaman evet. Tekrar çift tıkladığınız zaman hayır. Firefox Mozilla'da da aynı şekilde pasif istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ctrl A pasif. Bunun içinde de hayır butonunu göreceksiniz eğer kendiniz yaptıysanız. Şu anda görünmüyor. Şimdi Google Chrome'a geçelim. Google Chrome'da da bunlar eklentiler. Bu eklenti, bu eklenti. Bu Download Manager bende vardı. Ben bu uygulamayı kaldırdığım için doğal olarak artık görünmüyor. Yani eklentiyi kaldırdığım için görünmüyor. Yani ilk başta açılan şey olarak görünmüyor. Eklenti olarak görünmüyor. Şu anda bence bulunan eklentiler bunlar. Birinci sıradaki ve üçüncü sıradakiler. Bunları ben istediğim gibi pasife basıp açılmamasını istiyorsan pasife basabilirsin. Arkadaşlar bende Opera yüklü değil. O yüzden hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir eklenti, uygulama ve benzeri şeyler görünmüyor. Zamanlanmış görevler. Şimdi bu zamanlanmış görevler belli zamana göre çalışan uygulamalar. Zamanlanmış yani mesela saat 6'da açılsın veya her bir saatte bir açılsın gibi zamanlanmış uygulamalar. Şimdi sağ tık menüsünde bir uygulamaya bir dosyaya sağ tıkladığınız zaman orada görünen orada hani sağ tıkladığınız örnek olarak gösterecek olursak mesela Camtasia Studio 8'e sağ tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi Windows'un kendi şeyi Mero orada burada görünen şeyleri gösteriyor. Burada görünen şeyleri gösteriyor bunlar. Orada görünen şeyleri gösteriyor bunlar. Ve buradan da sitenize pasif, sil, pasif veya pasif edebilirsiniz veya silebilirsiniz. Disk analizi. Buradaki kategorileri seçersiniz. Mesela e-posta her şey. Her şeye bastığınız zaman hepsi tiklenmiş olarak gelecek. Veya buradan bir veya birkaç tane seçebilirsiniz her şeye basmadan. Seçtiğiniz zaman buradaki sürücü şey yapıyor. Sürücüyü istiyor sizden. Hangi sürücüyü taramamı istiyorsun? Hangi sürücüyü analiz etmemi istiyorsunuz? Bu kısım geliyor. C'ye basalım. Analiz diyelim. Bakın hangi türdeki dosyaların diskte ne kadar yer kapladığını öğrenmek için tarama. Seçtiğimiz kısmı mesela resim, müzik veya videoda ne kadar yer kaplıyor? C'de ne kadar yer kaplıyor? Onu tarıyor. Gördüğünüz gibi bakın. MP3'ler bunlar. Bakın müzikler 2 GB yer kaplıyor. Bunu size hesaplıyor. Ben geri diyorum. Aynı dosya bulucuya giriyorum. Aynı dosya bulucu birbirinin aynı olan dosyaları arayıp bulur. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi uyuşma kriteri ad, büyüklük, değiştirme tarihi ve içerik. Bunlar uyuşma kriterleri. Yok sayma, içi boş dosyalar. Bunlar yok sayacağınız dosyalar. İçi boş dosyaları yok sayabilirsiniz. Sağ tıkladığınız dosyaları yok sayabilirsiniz. Dosya boyutu şundan küçük. Yani belirlediğiniz dosyalar eğer bundan küçükse onu da yok sayıyor.
Boyutu şundan büyük. Bunu tıkladığınız zaman bunun yüksek olanlar, bundan yüksek olanlar belirlediğiniz boyutun yükseğinde olanları da yok sayıyor. Şimdi özel olarak özel yaptığınız zaman burada C yani yerel disk C ve data D işaretlenmiş olarak geliyor özelde. Hariç dediğiniz zaman burada kendi taktığınız şey mesela hard disk olabilir, USB flash bellek olabilir. Burada onu gösteriyor hariçte. Özelde de bunlar gözüküyor. Şunlar ikisi seçili. O yüzden yani seçmenize gerek yok. Eğer C veya D bir tek tek istiyorsanız şuradan tiki kaldırmanız yeterli olacaktır. Şimdi sistem geri yüklemeye gelelim. Burada sistem geri yüklemede sisteminizin tüm geri yükleme noktalarını yönetme. Şimdi nasıl biz hani Windows sistemden, denetim masası sistemden sistem geri yükleme kısmından sistemi geri yüklüyorsa burada aynı şekilde etkilenmiş uygulamaları tarıyor. Mesela Windows Microsoft Visual Studio Community 2015. Bu yüklendiği zamanı gösteriyor. Bu uygulamanın yüklendiği zamanı gösteriyor. Eğer buna bastığınız zaman, çift tıkladığınız zaman geri dönüşüm noktası, yani geri dönüşüm oluyor. O zamana geri dönebiliyorsunuz. Zamanlamış denetim noktası gene aynı şekilde. Bunlar şey noktaları, geri dönüşüm noktaları. Sürücü temizleyiciye gelecek olursak, bunlar sadece boş alan, tüm sürü bilgileri, tüm bilgiler silinecek diyor. Bir sürücüdeki içeriği veya boş alanı güvenli bir şekilde silme sürücü temizleyici. Burada sadece boş alanı temizliyor. Bir de tüm sürü, yani tüm sürücüyü temizler, tüm sürücü olduğu gibi temizler. Burada basit üstüne yazma, gelişmiş üstüne yazma ve karmaşık üstüne yazma ve çok karmaşık üstüne yazma butonları var. Buradan istediğiniz sürücüyü seçin. Buradan istediğiniz kısmı seçin. Buradan istediğiniz kısmı seçin. Buradan da istediğiniz kısmı seçip yok et'e basabilirsiniz. Ben bunu açıkçası önermiyorum. Format atmanız daha güvenli olacaktır. Şimdi ayarlara gelecek olursak. Seçeneklere gelelim. CCleaner için temel seçenekler. Burada dili görebilirsiniz. Hangi dilde kullanmak istiyorsanız o dile yapabilirsiniz. Bakın burada bilgisayar açıldığında CCleaner başlat butonu var. Buna bastığınız zaman bilgisayar her açıldığında CCleaner otomatik olarak başlar. Çöp kutusuna CCleaner'ı çalıştır seçeneği ekler. Çöp kutusuna sağ tıkladığınız zaman şu şekilde çöp kutusu. Sağ tıkladığınız zaman CCleaner'ı aç ve CCleaner'ı temizle butonu var gördüğünüz gibi. Burada onu gösteriyor. Aynı dediğim gibi CCleaner'ı aç, CCleaner'ı çalıştır seçeneği. CCleaner güncellemelerini otomatik kara. Bunu eğer istemiyorsanız, güncellemesini istemiyorsanız tiki kaldırmanız yeterli olacaktır. Aynı şekilde çöp kutusuna sağ tıkladığınız zaman CCleaner'ı aç veya CCleaner'ı çalıştır butonunu görmek istemiyorsanız şu tikleri kaldırabilirsiniz. Güvenli silme. Şimdi güvenli silmede normal dosya silme hızlı oluyor. Çünkü hani hiçbir güvenli şey yok, hızlı oluyor. Güvenli dosya silmede daha yavaş. Çünkü yani güvenliği kendi üzerine aldığı için daha yavaş, böyle daha alternatifli tarama silme yaptığı için daha yavaş oluyor. Burada normal dosya silmede şunlar kapalı olarak geliyor. Buradan istediğiniz sürücüyü seçebiliyorsunuz. Güvenli dosya silmede eğer işaretlerseniz burada gördüğünüz gibi belli güvenlik standartları geliyor. Alternatifleri açın, sil, küme uçlarını sil gibi şeyler de var. Normal dosya silmeyi tavsiye ederim size. Çünkü eğer bunu bilmiyorsanız, bunların ne olduğunu bilmiyorsanız normal dosya silmeyi tercih ederim. Eğer hiç dosya silmek istemiyorsanız bunu buradan format atabilirsiniz.
Şimdi çerezlere gelecek olursak. Burada bilgisayar kalacak çerezler. Bunlar kalmak zorunda olan çerezler. Eğer bunu buraya geçirdiğiniz zaman burada bu yani buradaki bilgisayardaki çerezleri aktarabilirsiniz. Burada da kalacak çerezleri aktarabilirsiniz. Burada seçiyorsunuz. Burada bilgisayardaki çerezleri aktarıyorsunuz. Şuradan. Bunu seçtiğiniz zaman da buradan geri aktarabiliyorsunuz. Buradan kalmasını istediğiniz çerezleri, bilgisayardaki çerezlerden kalmasını istediğiniz çerezleri şuradan seçtiğiniz zaman mesela örnek gösterelim. Bunu buraya attık. Bunu buraya attık. Tabii bunlar bilgisayardaki çerezler değil. Bunlar normal olan çerezler. Yani kalmak zorunda olan çerezler. Burada birkaç tane çerez çıkıyor. Bilgisayardaki çerezler olarak çıkıyor. Bu bilgisayardaki çerezleri eğer kalıcı olarak görmek istiyorsanız yani kalmasını istiyorsanız buradan istediğiniz şeyi, istediğiniz çerezi seçip şuradaki sağ yönlendirme okuyla bastığınız zaman şuraya kalacak çerezler kısmına geliyor gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bunu da öyle şekilde yapabilirsiniz. Özele geldiğiniz zaman CCleaner'ın kaldırmasını istediğiniz ek dosya veya klasörleri seçebilirsiniz buradan. Burada uzman kullanıcılar için gördüğünüz gibi temizlenecek dosya ve klasörler. Buradan eklediğin sürücü ve dizin göz at. Buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Burada da dosya dediğiniz zaman göz at. Buradaki dosyaları seçebilirsiniz. Yalnız sürücü ve dizindeki tek fark burada bütün şeyleri gösteriyor size. Bütün sürücüleri, dizinleri işte onları gösteriyor. Burada ise dosyada ise sadece dosyaları gösteriyor. Sürücüleri kesinlikle işaretleyemezsiniz. Şimdi göz attıktan sonra mesela birine göz atalım. Şöyle yapalım. Buradan C program dosyaları 286. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Tamam. Şunu seçtiğiniz zaman tamam bastığınız zaman buradaki bunu temizler. Yani normal silme gibi. Silme işlemi gibi bir şey. Şimdi sürücü ve dizini işaretlediğiniz zaman burada dosya türleri kısmı geliyor. Tüm dosyalara bastığınız zaman hiçbir dosya türü ayırt etmeden bütün dosyaları temizler. Yani şurada dosya türleri dediğiniz zaman şurada istediğiniz tabanlı şeyi yazıp istediğiniz tabanı yazıp şu şekilde mesela nokta mp3 bunu temizler. mp3 olan dosyaları temizler. Mesela nokta mp4 mp4'te mp4 tabanlı dosyaları temizler. Şu şekilde zaten örnek gördüğünüz gibi nokta tmp noktalı virgül yıldız nokta log gördüğünüz gibi böyle bu şekilde. Seçenekler kısmında sadece dosyaları içer. Dosyalar ve alt dizimleri içer. Dosyalar ve alt dizimleri ve dizinin kendisini içer. Bunlar var. Bu seçenekler var. Sadece dosyaları içer. Dosyaları sadece gösterir. Dosyalar ve alt dizimleri içer. Dosyanın içindeki dizimleri gösterir. Dosyaları ve alt dizimleri ve dizinin kendisini içer. Yani dosyaları ve onun altındaki dizimleri ve dizinin kendisini içer. Yani dizinin kendi dizisini içer. Sadece eski klasör ve dosyaları sil. Burada silme zamanı geliyor arkadaşlar. Bunu silmek istemiyorsanız iple kaldırabilirsiniz. Yine bildiğiniz gibi. Ben iptale basıyorum. Şimdi hariç. Burada hariçte harici bellek. Mesela göz at. Burada harici bellek şeyi görünüyor. Pardon. Harici bellek görünüyor. Şimdi dosya gene aynı şekilde özeldeki gibi sürücü ve dizin dosya kısımları var. Hariç kısmında. Bu hariç de CCleaner'ın temizlemeden muaf tutacağı dosya. Klasör ve kayıt defteri girdilerini seçmeniz gereken. Gene bu temizleme kısımları uzmanlar için kullanılır. Kayıt defteri anahtarı. Buradan göz ata bastığınız zaman şuradan seçebileceğiniz mesela burada HK burada HK mesela bu HK local machine burada kısaltılması geliyor. Kayıt defterine girdiğinizde
Hani HK Local Machine işte o tip şeyler var. Burada değerin adı mesela sıfır değerin adı veya bir. Burada değerin adını giriyorsunuz. Burada da hangi şeyi hangi dosyayı hangi oradan hangisini seçmenizi istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Burada değerin adını yazıyorsunuz. Şimdi sürücü verisini seçtiğiniz zaman gene aynı şekilde burada dosya türleri kısmı açılıyor. Normalde bunu seçmezseniz alttaki herhangi birini seçersiniz. Alt iki kısımdaki yani dosyayı veya kayıt defteri anahtarını seçerseniz bu dosya türleri açılmaz. Ama sürücü ve dizini seçerseniz burada dosya türleri açılıyor. Buradan tüm dosyaları seçebilirsiniz. Dosya türlerini seçebilirsiniz. Dosya türlerini kendiniz belirlemeniz dediğim gibi kendiniz belirlersiniz. Mesela aynı şekilde nokta MP3 veya nokta MP4. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer şey yapabilirseniz mesela nokta MP4 noktalı virgül yıldız nokta MP3. Bunlar sadece bu kısımları arar. Sadece bu tabanlı dosyaları arar. Ve onları siler. Bunu tabii ki çoğaltmanız mümkün. Birden, üç, ikiden fazla yapmanız mümkün. Aklınıza hangi dosyayı silmek geliyorsa onu evet, şu şekilde yazarsanız siler. Şimdi gözetlemeye gelecek olursak. Sistem gözetlemeyi aç. Burada otomatik bir temizleme için uygulamanızı gözetler. Yani sistem gözetlemeyi aç. Burada pro kullanıcılar için aktif olan bir şey. Eğer pro'yu almak istiyorsanız şuradan isim, lisans anahtarını girin ve satın ala basın veya kaydete basın. Eğer satın ala basın yani lisans anahtarınız yoksa buradan satın ala bastıktan sonra yani para ödeyip lisans anahtarı alabilirsiniz. Ama lisans anahtarınız varsa buradan lisans anahtarınızı girip kayıta bastıktan sonra pro kullanıcı olabiliyorsunuz. Ben şu an pro kullanıcı değilim. Gelişmişten. CCleaner işlerleri için fazladan seçenekler. Bu da uzman kullanıcılar için kullanılır. Yani uzman kullanıcılar CCleaner'ı tamamen çözmüş. Artık uzmanlaşmış CCleaner'ında uzmanlaşmış kullanıcılar için. İlk sonuçları detaylı görüşte göster. Sadece 24 saatten eski Windows geçici dosyalarınız için. Yani sadece 24 saat önceki Windows geçici dosyalarını silme. 24 saat sadece. Ya yani bir gün önceki eski dosyalar silme. Eski Windows geçici dosyalarını silme. Geri dönüşüm kutusundaki dosyalardan sadece 24 saatten eskileri sil. Bu da aynı şekilde 24 saat bir günden önceki eskileri silme. Uyarı iletilerini gizle. Temizlikten sonra programı kapat. Temizlikten sonra bilgisayarı kapat. Eğer temizlikten sonra yani temizlik bittikten sonra şu seçenek işaretliyse program otomatik olarak kendini kapatacak. Eğer bu seçiliyse temizlik bittikten sonra otomatik olarak bilgisayar kendini kapatacak. Bilgisayarı kapatacak. Kayıt defteri sorunlarını yedeklemeyi sor. Bakın şurada kayıt defterinde şurada sorunlar için taraya bastığınız zaman sorunları taradı. Şimdi seçili sorunları çöz. Bakın. Şu uyarı şurada görmeniz mümkün. Eğer bunu tıklamaya kaldırırsanız bunu şu şekilde seçili sorunları çöz. Bakın. Seçili tüm sorunları çöz. Burada 223 seçili dosya var. Gördüğünüz gibi o ile artık gelmiyor. Ama bunu seçtiğiniz zaman şuradan seçili sorunları çöz dediğiniz zaman bu ileti tekrar gelir. Bu ileti kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Bu ileti yani bunun bu tik işareti kalmasını tavsiye ediyorum. Şimdi sistem tepsisine küçültüyor. Şuna bastığınız zaman küçültüyor. Bu şekilde küçültüyor. Tüm ayarları nokta ini dosyasına kaydet. Şimdi bu nokta ini dosyası kendi ayar dosyası. Yani kendi
kendi şeyini oluşturuyor, kendi dosya ayar dosyasını oluşturuyor ve o ayarları o dosyanın içine kaydediyor. Bunu eğer işaretlerseniz o ayarı yapar. Şimdi kullanıcı hesap kontrol uyarısını geç. Windows zıplama listesi görevlerini aktifleştir. Eğer hangisini tıklediğinizi unuttuysanız ve ilk başta kaydetmek durmak istiyorsanız varsayılanları geri yükleye basın. Ve bilgisayar yani CCleaner kendini kapatıp tekrar açacaktır. Yani yeniden başlatacaktır. Şimdi hakkında kısmına gelecek olursak burada CCleaner'ın versiyonu yine şu şekilde, şurada gördüğünüz gibi aynı şekilde kısım. Burada da işte hangi yılda çıktı ve hangisi, yani 2005'te çıkmış ve 2015'te, şu an 2015, yılımız 2015 ve hala devam ediyor. Burada da Limited şirketinin ismi var, Preform. Buradan da buraya yükseltebilirsiniz. Yine aynı şekilde satın ala bastığınız zaman para ödeyip lisans anahtarını alabilirsiniz. Lisans anahtarınız varsa lisans anahtarınızı yazıp buradan kayıta basabilirsiniz. Tabi isminizi de yazmak zorundasınız. Şimdi de burada resmi sitesi olan Preform http /www.preform.com/ccleaner. Bu resmi sitesi. Buradan da sosyal medyadan takip edebilirsiniz bu kuruluşu. Şimdi Türkçe sürüm çevirmeni de Ramazan Polat. Bu normalde İngilizce. Yani bildiğiniz gibi uluslararası bir dil İngilizce. Bunu da Türkçe'ye çeviren arkadaşımız, abimiz diyelim veya büyüğümüz Ramazan Polat'mış. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi benim tatmin olmadığım özelliği CCleaner'ın şurada güvenli dosya silmede şu şekilde basit üstüne yazma, geçmiş üstüne yazma, karmaşık üstüne yazma, çok karmaşık üstüne yazma gibi kısımlar var. Şimdi bunu daha uygun bir dille, daha açıklayıcı bir dille yazmaları daha iyi olur. Mesela parantez içinde şurada bir pas yazıyor. Buradan ayrı bir parantez açıp ne işe yaradığını, yani nasıl yapıldığını anlatması gerekiyordu. Ben açıkçası bunu görmek isterdim. Bir de şu şekilde gelişmişte şurada bakın, gözetlemede de Pro istiyor. Pro'nun istemesi bence çok saçma bir şey. Tabii kendi reklamlarını yaptırlar. Eğer yani sistem gözetlemeyi açmak istiyorsanız buraya yükseltmek zorundasınız. Arkadaşlar, CCleaner bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.